Özgür Danışmanlık Konuşuyorum'u sunar. Altaş TV ekranlarından Konuşuyorum programımızdan herkese merhabalar. Her salı olduğu gibi yine Konuşuyorum programımızla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi birbirinden kıymetli isimleri sizlerle buluşturmaya, konuyu, gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta yine orduların kanaat önderi diyebileceğimiz tabii birçok değerli isimlerimiz var. O isimleri ekranlarımızda ağırladık. Onlardan biri hem Çekmeköy'de yerel siyasetin içinde, iş dünyasının içinde ve STK'da varlığını gösteren, kısa adı ASİAD olan Anadolu Sanayici Birleştirici ve İş Dünyası Derneği Genel Başkanı, daha önce yerel yönetimlerde, işte geçtiğimiz dönem 28. dönemde milletvekili aday adaylığında, dediğimiz gibi siyasetin içinde de varlığını gösteren kıymetli bir isim Sayın Yücel Yalçınkaya ile bir aradayız. Vaktini ayırarak bizlere konuk olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Yine her programda olduğu gibi bizlerin yaşaması adına katkısı olan değerli sponsorum Özgür Danışmanlık, sevgili Özgür Balta'ya ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi her hafta birbirinden kıymetli isimleri ağırlıyoruz. Bugün hem yerel yönetimi, tabii Cumhuriyetimizin 100. yılı pazar günü görkemli bir kutlamayla eda ettik, andık. Tabii Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği olan ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm ecdatlarımızı da rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyetimizi konuşacağız. Filistin-İsrail savaşlarını, uluslararası ekonomiye etkisi nedir? Sayın Başkan'a ekonominin içinde olan bir isim kendisi. Onları soracağız. Tabii son bölümde ise yerel seçimlere doğru da gidiyor olacağız. Kendisi siyasetin içinde bir aktör. Dolayısıyla kısaca biz soracağız. Kendisi değerlendirecek. Ve biz bir kez daha programımıza teşriflerinden dolayı kendisine hoş geldiniz diyelim. Zaman zaman da konuk ediyoruz. Her fırsatta da bir aradayız. Sevgili Yücel Yalçınkaya, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Altaş TV ekranlarından bizleri izleyen tüm hemşerilerimize ve tüm gönül dostlarına selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Altaş TV bizlerin de sesini buradan bütün hemşerilerimize duyuruyor. Öncelikle bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Az önce ifade ettik, gündem maddelere program yapar gibi. Tabii bazı önemli protokol programlarında konuşma olmadan önce bir programın akışı, girizgahları değerlendirilir ve izleyicilere sunulur, takdim edilir. Biz de dedik ya, Filistin-İsrail savaşları, ekonomiyi, Asya'da konuşacağız, yereli konuşacağız. Tabii az önce ifade ettik. Eğer biz bu ülkede yaşıyorsak, programlar icra ediyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm ecdatlarımıza, kahraman askerlerimize, Mehmetçiğimize, vatandaşımıza borçluyuz. Görkemli de bir kutlama yapıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılına dair de sizlerin de söyleyeceği vardır. Ben Cumhuriyetimizle birlikte programı artık 100 yılı geride bıraktık. İkinci 100 yıl başlıyor. Neler söylersiniz? Evet, 100. yıl, yani az bir zaman değil. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki süreç içerisinde aradan 100 yıl geçmiş ve 100 yıl öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasıyla birlikte tabi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, önderliğinde, kahramanlık ve kahraman bir komutanın önderliğinde silah arkadaşlarıyla, halkıyla o gün Cumhuriyet'in kurulmasının önderliğini yapmış ve bugün demokrasinin en güzel örneklerini ve yaşam biçimini içinde barındıran bir Cumhuriyet modeliyle birlikte ülkemizin kuruluş temellerini atmıştır. Burada baktığımızda
Cumhuriyet tabi 100 yıllık bir süreç içerisinde muhteşem bir süreçle ve bugün de dün ve daha önceki süreçlerde de Cumhuriyet halkımız tarafından çok güzel bir şekilde kutlandı. Önceki günde herkesin elinde bayraklar, Türkiye'nin her tarafında Anıtkabir'den devletimizin büyükleri ve donanmalarımız, ordumuz, komutanlarımız, halkımız gerçekten muhteşem bir 100. yıl kutlaması yaptı. Ve ben Türk milletine şunu söylüyorum. Gerçekten vatanına sahip çıkmak, bayrağına sahip çıkmak bugünkü yaşam koşullarında çok önemli. Milli bir devlet politikasının oluşması açısından da yüzlerce yıl, ikinci yüzyıla başlıyoruz. Üçüncü yüzyıl, dördüncü yüzyıl böyle binlerce yıl gitmesi dileğimiz. Cumhuriyet yönetimi de bizim için demokrasinin en güzel örneklerinden birisi. Ve bu bayrağın dalgalanmasına ve yüzyıllarca Cumhuriyet'in yaşatılmasına ve bunların korunmasında emektar olan şehitlerimize, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ve bugün de bu bayrağın altında nöbet tutan askerlerimize, polislerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, ülke aslında konu çok, konuşacağımız konular da çok, gündem de çok. Ülkemiz her açıdan önemli. Bugün eğer kutluyorsak, bizler yine Üsküdar'daydık. O anı birebir yaşadık. Hatta ben çocuklarımı da aldım. Ellerinden öper, evet. O küçük gençler. Bizler bir şekilde bu hayatı gördük. Orta jenerasyonun temsilcileriyiz. Bizler bu dünyayı, bu havayı, tabii Rabbim kime ne kadar nefes verdi bilinmez. Artık bizler de gençliğe emanet edeceğiz. Gençlik de ilk günkü gibi bizlerden ve bizler de atalarımızdan aldığımız bu bayrağı ilk günkü gibi, ilk günkü aşk gibi taşıyacağız. Vatan dediğimiz zaman aslında söyleyecek çok şeyimiz var. Yani tepeden tırnağa ayrı bir Türk milleti birçok destanları da yaşadı. Örneğin en son 15 Temmuz kalkışmasına baktığımızda burada tanklara kafa atan bir milletiz biz. Yani F-16'lara taş fırlattık. Evet. Birçok şeyleri söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'de neden bu kadar önemli dersek işte vatandaşlarımız her anlamda bu devletin, milletin yanında kara savaşında ve toprak dediğimiz zaman genç, yaşlı kendini ne olursa olsun şehadetini getirerek, helalliğini alarak evden çıkıp o sahalarda kendini gösteren bir toplumuz. Dolayısıyla ben şuna da gelmek istiyorum. Yani bizim de konuşacaklarımız çok var. Zamanınızdan da almak istemiyorum. Türkiye öyle bir kozmopolit bir ülke. Jeopolitik açısından da önemli bir stratejiye sahip. Aslında ekonomiyi ve diğer silahlanmayı konuşurken girmek istiyordum ama 100. yıldayız. Şahlanıyoruz her daim. Yüreğimiz ülke olarak atıyor. Kanımız kırmızı beyaz. Türkiye öyle bir önemli stratejik konumda ki dünya gıptayla bakıyor. Örneğin İstanbul'a bakın. İstanbul aynı. Önemli bir cazibe merkezi. Şunu söylemek istiyorum. Burayla başlayalım Sayın Başkanım. Türkiye neden dünya açısından, dünya ülkeleri açısından önem arz ediyor? Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Tabii Türkiye, Türk milleti dediğimizde tarihlerce, binlerce kodları olan bir tarihin milletiyiz biz. Dünyada çok farklı ülkelere ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'in kuruluş dönemine kadar başkentlikler yapmış ve farklı ülkeler artık bizim yapılarımızın içinde varmış. Ama Türkiye konumu itibariyle de jeopolitik veya stratejik konumu itibariyle çok önemli bir merkez. Yani şimdi Türkiye'ye baktığınızda üç tarafı denizlerle olan dünyada herhangi bir daha ülke göremezsiniz. Boğazlara baktığınızda çok... Akdeniz'e inecek başka bir alanınız yok. Orta Doğu'ya inebileceğiniz bir yer yok. Balkanların konumunu ve stratejik alanına yaklaşabileceğiniz bir yer yok. Ege derseniz farklı, Akdeniz farklı, Doğu farklı. Jeopolitik ve yeraltı zenginlikleri konumunda dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli bir merkez. Ayrıca Türkiye konumu itibariyle hava sahaları ve deniz sahaları konusunda yine bu stratejik konuma öneme sahip bir yer. Baktığınız zaman Mavi Deniz dediğimiz değil mi? Akdeniz'de mesela hiç denize
sınırı olmayan veya denize yakın olmayan başka ülkeler gelip oralarda koşullanmaya çalışıyor. Mesela biz Türkiye'de bunları yapmaya çalıştığında kendi içimizde bile böyle cılız sesler çıkıyor, ne oluyor diye. Ya siz Türkiye'nin konumunun farkında değilsiniz. Zaten Türkiye'nin konumunun farkında olsalar bunları söylemez ve yapmazlar. Türkiye milli değerlerine sahip çıkacak, milli konumlarına sahip çıkacak ve gelecekte, biraz önce söylediğimiz gibi, gelecek yüzyıllara, gelecek nesillerine aktarabilecek bir nesil bırakmak istiyorsa kendi topraklarına, atalarımızın, büyüklerimizin bize bıraktığı Kurtuluş Savaşı'nda ve daha öncesinde Balkan Savaşları sürecinde bize bıraktıkları bu toprakları biz korumakla yükümlüyüz. Bize bırakılan emanetlere sahip çıkmak zorundayız. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, yani baktığınız zaman bu ülkede dört mevsimi yaşıyorsunuz. Dört mevsimi yaşayan bir iklim kuşağına da sahipsiniz. Her türlü üretimin yapılabildiği, her türlü alanda da aslında çok önemli. Tabii ki. Yani bugün Antalya'ya gittiğinizde, burada kış olsa Antalya'da yaz. Ege'ye gittiğinizde başka, Marmara'ya geldiğinizde başka, İç Anadolu'ya gittiğinizde başka, Doğu Anadolu'ya gittiğinizde, Güneydoğu'ya gittiğinizde her biri başka. Yani Ege'de Türkiye çok şu özel anda bir yaz ülke. Turizmi hala devam ediyor. Bize göre buralarda bitti ama dediğiniz gibi çok turizm odaklı yerlerimizin olduğunu söylemek mümkün ve orada turizm devam ediyor. Ayrıca baktığınız zaman İstanbul dünyada başkentlik yapmış, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültür medeniyetlerinin öncülüğünü yapmış bir şehir. Ve Türkiye'nin en önemli konumlarında da Türkiye'deki ekonomiyi yönlendiren ve ekonominin önde gelen yapılarının temel taşlarının da bulunduğu bir şehir. Burada baktığımızda turizm merkezlerimiz, Akdeniz'de birbirinden güzel vilayetlerimiz, Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan, Avrupa'dan akın akın Türkiye'ye gelen turistler, ülkemizin tanıtımları konusunda, bunların her birisi ülkemizin büyük zenginlikleri. Yani bunu gördükleri zaman çıldıran ve milli değerlere, ülkenin böyle vizyonunun hızla işte SİHA'ların, teknolojinin, uçaklarımızın, yani silahlarımızın, donanmalarımızın yapıldığını gördükçe çıldıran bir geçmişin yapıları var. Sayın Başkan, ben de bir girizgah yapayım oraya. Şöyle ki, Cumhuriyet'in 100. yılından girizgah yaptık ve biz şöyle bir milletiz ki, vatan aşkı dediğimiz zaman işte sadece bir program, bununla dolar biter. Ben de ama programı tasarruflu kullanmak istiyorum. Şöyle ki, İHA SİHA dediğinizde biz 100. yıl dedik. Ben çocuklarımı aldım, işte kutlamalara katıldık. Teknofest'le artık İHA SİHA, Selçuk Bayraktarı ve ekibinde kutluyoruz. Çok önemli bir savunma sanayinde önemli bir rol oynuyoruz. Örneğin biz Karabağ'ın kurtarılmasında, evet, Azerbaycan, Türkiye, iki kardeş devletin bir araya gelmesiyle, bizlerin de desteğiyle orada Karabağ'da önemli bir rol oynadı Türkiye. Buradaki rolünü de aslında bizlerin son dönemdeki etkin üretimiyle, İHA SİHA'larla orada önemli rol oynadı. Bütün dünya şu andaki İHA SİHA'ların hatta irtifalarını dahi konuşur durumda. Buradaki yazılımları konuşur durumda. Daha önce neydi? Biz Rusların, İsrail'in vermiş olduğu bir takım ürünlerle mücadele yürütmemiz gerekiyordu. O mücadele birilerinin elinde, komuta kademesi onlardaydı. Dolayısıyla Teknofest gibi bir her yıl kutlanan, hatta artık sadece İstanbul, İzmir değil büyük şehirlerde de geçtiğimiz sene Ordu ve Samsun'da da bunlar tanıtıldı. Artık milli, yerli ve milli noktasında da milli savunmada önemli bir rol oynuyoruz. Ve gençlerimiz de artık buradan kendine Selçuk Bayraktar ve ekibiyle birlikte rol model aldı ve süreci götürüyor. Ben Türkiye burada önemli rol oynuyor derken, Sayın Başkan, yaz döneminde Rusya-Ukrayna savaşı varken Türkiye yine Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önemli bir rol oynadı. Şimdi ise yaklaşık bir aydır biz aslında hiçbir savaşı istemiyoruz. Aslında dünya da istemiyor ama ister istemez bir dünya lobisi, farklı bir ekonomi bu işin içinde. Şu anda İsrail-Filistin savaşı ve geçtiğimiz haftalarda yine yayındayken yine gündemi değerlendiriyoruz.
hastaneler bombalandı ve Beşik'teki yeni doğan çocukların öldüğünü görmek mümkün. Ben girizgahı şuraya getirmek istiyorum. Türkiye bu konuda da aslında tavrını belli etti. Nasıl belli etti? Geç cumartesi günü 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı, önemli liderler ve devlet liderlerinde yer aldı. Atatürk Havalimanı'nda şahsen de biz birlikteydik. Bütün konuşmalarını bizzat dinleme fırsatımız oldu. Burada en ilk Müslüman ülkeler arasında da Türkiye tavrını yine koydu. Desteğini uçakla mücadele etti ve refah sınır alanına kadar sağlık alanında birçok tesisatın taşınmasına yardımda bulundu. Biz İsrail-Filistin savaşlarını bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Burada böyle bir zulüm var ama Türkiye'de jeopolitik açıdan önemli bir role sahip, artık ekonomik açıdan da milli savunma açısından da bir güce sahip. Burada da bir rol oynuyor. İşte geçen hafta buradaki kınama mitingiyle, yardımlarını yapmasıyla önemli bir role sahip. Rusya, Ukrayna krizindeki tavrı neyse ki konuşmalarında onu dile getirdi. Rusya, işte İsrail ve Filistin savaşlarında da aynı tavrı alacağımızı yinelemek isteriz dedi. Biz bir kez daha ölen vatandaşlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anarak biz biraz da İsrail ve Filistin savaşları, orada akan gözyaşlarında konuşalım Sayın Başkan. Evet, son yıllarda, gerçekten son zamanlarda İsrail'in Orta Doğu ve başka ülkelerin iç işlerinde de hep bu tür yapıları oluşturuyor. İsrail aslında baktığınızda bir terör devleti. Orada bir terör estiriyor. Filistinli çocukların, bebek katili, korumasız insanların, yani mazlum insanların hastaneleri bombalayarak, insanların üstüne bombalar atarak bir katliam yapıyor. Yani katliam. Yani Filistin halkı korumasız, silahsız. Yani ellerinde bir taraftan roketler, bir taraf roketle saldırıyor, bir taraf taşla saldırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir karşılıklı, savaş hakları, orantılı bir güç yok karşınızda. Bir çocuklarla karşı tarafta gerçekten dünyanın gözü önünde katliam yapan, mazlumları ve bir soykırım suçu işleyen, çocukları bombalayan, hastanelere, okullara, ulaşım yerlerine, altyapılara, her tarafa bombalar yağdıran bir devlet var. Bu devleti baktığımızda Avrupa ve onu benzer yapılarda destekliyor. Bir taraftan soykırım, bir taraftan çocuklar ölüyor, bir taraftan şehit ediliyor, bir taraftan soykırım ve insanlar topraklarından sürülüyor. Ve bunun yanı sıra da işte buna bakan, bu zulmü yapanların yanı sıra geçmişte bu zulmü yapanlar da hep beraber bir araya geldiler. Hep beraber bir araya geldiler. Bunun arkasında tabii bunu şu anda gerçekten Türkiye çok güçlü bir devlet bölgesinde. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bununla birlikte Türkiye'deki liderleri ve farklı ülkelerin liderlerini alarak çok büyük bir mitingle onların yanında oldu. Ve onların sesi oldu. Onların gücü oldu. Halkımız da orada. Yani halkımızla birlikte gerçekten çok büyük bir onlara bir motivasyon ve onların yanında olduğumuzu ifade etme uğruna güçlü bir söylem yaptı. Dünyaya haykırdı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bu ansızın bir gün gelebiliriz sözünü de tekrar ki, hatırlattı aslında. Tabii ki bu Türkiye yani. Ansızın bir gün gelebiliriz diye boşuna söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye ve Türk Devleti mazlumların yanındadır. Gerektiğinde bir gecede gider, bir gecede gerekeni yapıp gereğini döner. Yaparız dedi. Onun için biz diyoruz ki tabii ki Rusya, Çin, farklı ülkeler de gördü. İsrail'in yaptığı zulüm dünyada bir eşi benzeri yok. Yani böyle bir duruma göz yuman devletler gerçekten soykırım suçu işliyor. Bu suça ortak onlar yani. Bunlar onların da başına gelebilir. Ama burada en büyük üzüldüğüm konulardan birisi Müslüman devletler, Arap devletler. Yani neredesiniz? Niye haykırmıyorsunuz? Az önce dediğiniz gibi ilk
çıkışı yapan... Neden masaya vurmuyorsunuz? Türkiye'ye diyor. Yani petrollerinizi bu ülkeler alıyor. Yeraltı zenginliklerinizi bu ülkeler kullanıyor. Paralarınızı bu hain, yani sizi bombalayan, size zulüm yapan ülkeler kullanıyor. Neden sesiniz çıkmıyor? Yani ne zaman sesiniz çıkacak? Vatandaş bunlar... odaklı bakmak, çıkar ilişkisini bir kenara bırakmak lazım. Tabii ki alışverişler yapılabilir ama vatandaş odaklı bakmak lazım. Bunu da aslında hem vatandaşa hem iş dünyasına da savaşların da ekonomik etkisi var. Olumsuzluklar yaşanıyor. İş dünyasının temsilcisisiniz, kendi sektörünüz var, inşaat sektöründesiniz. Savaşlar veya bu gibi olumsuzluklar, herhangi bir kalkışma hem ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor hem de piyasalarınıza. Kısaca özetleyecek olursak şu anda işte Rusya-Ukrayna ülkemizi ister istemez etkiliyor. İsrail-Filistin savaşlarına baktığımız zaman bu da yine önemli bir derece dünyanın ilgilendiği bir ekonomi. Dolayısıyla ekonomiyi ne kadar etkiledi diye bir girizgah yapalım. Ya dünyada tabii ekonomi sadece savaşlarla yönetilmiyor. Ekonomi farklı. Yani şimdi baktığınız zaman Ukrayna ile Rusya savaşına baktığınız zaman ortaya ne çıktı? Teknolojiyle değil, gıda savaşları çıktı değil mi? Gıda üretim. Yani artık dünyada ekonomi birkaç tane ülkenin tekelinde gibi. Yani baktığınızda tabii ki savaşlar ülkelerin ekonomilerini etkileyecek. İthalat duracak, ihracat duracak, üretim duracak, iş gücü duracak. Yani yıkımlar bir taraftan, yıkımların yerin, yani bir taraftan bombaların, bir taraftan insanların öldüğü bir yerde, bir taraftan üretimin olmadığı yerde, bir taraftan yolların kesildiği, bir kısıtlamaların yaşandığı, yani kısıtlamaların ve ambargoların oluştuğu yerlerde ekonomi her tarafa inecek. Yani bir baktığınızda bizi Ukrayna ve Rusya savaşı etkilemedi mi? Çok etkiledi. Çok etkiledi. Bugünkü geldiğimiz noktadaki, bugünkü ekonomideki alım gücünün düşmesiyle orantılı değil midir bunlar? Dünya pandemi süreci arasında... bizim ekonomimizi etkilememiş midir? Nereden oldu bunlar? Nasıl oldu bunlar? Bugün de İsrail, yani İsrail'in arkasında lobiler var, büyük güçler var, büyük devletler var. Onlar oraya silah veriyor, para veriyor, her türlü teçhizatı veriyor, gıda veriyor. Ama Filistin'e kim verecek? Onlar çünkü Müslüman. Onlar gariban. Garibanın yanında kimse olmaz. Bizim gibi Türk devleti olur. Mazlumların yanında ancak Türkler olur. Müslüman yani. Kardeşlerimize gözyaşı döken, yine ilk bu çığlığı, bu sesi duyan Türkiye oldu. Sayın Başkan, ekonomiye girmişken iş dünyası temsilcisiniz. Bir STK, yani kısa adı ASİAD olan Anadolu Sanayici Birleştirici İş Adamları Derneği'nin de genel başkanlığını yapıyorsunuz. Tabii bu bir meşale yandı, bir kıvılcım yandı. İstanbul ölçeğinde kuruldu. İstanbul'dan ülkemizin birçok illerinde yapılanması var. Hatta ülkeyle de kalmadı. Kısa sürede de diyebiliriz. Kolay olmuyor bu oluşumları yapmak. Bir de her insanoğlunun yönetişimde olduğu. Siz öyle inceleyip sık dokudunuz ki doğru, düzgün, uluslararası arenada da olsa yerli ve milli olacak. Devletine, milletine sahibi çıkacak. İş dünyasında da hem ekonomisini iyi yönetecek hem de devletine, milletine vergisini de verecek dediniz. Uluslararası arenada birçok ülkede de temsilciliklerimiz var. Ben kısaca ASİAD'ı soracağım. ASİAD şu aşamada ne durumda diye, ama yönetmenim reklama gideceğiz diyor. Ben soruyu sormuş olayım. ASİAD'ın geçtiğimiz haftalarda ard arda yaptığı programlar var. İş dünyasını bir araya getirdi, muhtarları bir araya getirdi. Kadın kolları ile ilgili girişimler, hatta ev hanımlarını da harekete geçirecek bir eylemde bulundu. Nedir diye soracağım. Onu da siz cevaplayacaksınız. Kısa bir reklam arası, reklamların ardından ASİAD'ın gelişme sürecini de konuşuyor olacak efendim. Ayrılmayın. Değerli izleyenler, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii yeni açan, ekranını yeni açan dostlarımız, izleyenlerimiz için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Konuğumuz ASİAD Genel Başkanı Sayın Yücel Yalçınkaya. Tabii orduların kanaat önderi, değerlerden bir isim. Tabii yerel yönetimde, iş dünyasında, STK'da, birçok yapıda her daim orduların yanında olan, orduların da ağabeyisi. Tabii Yücel Yalçınkaya, biz Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutladığı bugünlerde, ülkemizin 100. yılı, ikinci bir yüzyıla doğru adım attığımız yerde
ve Sayın Başkan'ın güzel ifadeleri, Filistin-İsrail savaşları ve ülke ekonomisi, uluslararası ekonomiyi konuştuk. Şimdi ise bağlı bulunduğu bir STK temsilcisi, az önce ifade ettiğim gibi Asiyat Genel Başkanı. Bu arada reklam arasında da birçok arkadaşımızın mesajları var. Şöyle ki, ORDEF Genel Başkanımız Sayın Necati Özdemir'e, bütün STK başkanlarımıza, yine Sayın Mehmet Muazza abimize, birçok dostumuza yürekten teşekkür ediyoruz. İyi dileklerini, temennilerini iletmişler. Mesajla çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Özür dileyerek, affınıza sığınarak bütün mesaj gönderen dostlarımıza da yürekten teşekkür edelim. Her bir arkadaşımızın selamını aldık. Başkanım, çok da takip eden dostlarımız var. Selamlar da var. Her bir arkadaşımızın selamını aldık. Reklam öncesinde şöyle bir girizgah yaptık. Yani uluslararası arenada savaşın ekonomiye etkisi derken, sizler de aynı zamanda ekonomiyi yöneten, açıkçası patron demeyeceğim ama yine de ciddi çalışanınız ve üretiminiz var. Konut sektöründe, inşaat sektöründe varlığınız var. Ama öte yandan bir idare sevk noktasında Asiyat'ımızın aslında çiçeğe burnunda diyebiliriz, kolay olmayan bir yönetişim. Kuracaksınız insanları ve sektörleri buraya, sadece sektörleri değil, eğitim camiasında, yani üniversite sanayici buluşmalarını da çok kez yaptığınız, sadece iş dünyasında değil üniversiteyi, eğitim camiasında buluşturdunuz. Birçok ilde temsilcilikler verdiniz ve bu da 20'yi aşkın, artık ülke yetmedi, uluslararası arenada Azerbaycan ve birçok yapıda, ki Almanya'da sevgili başkanımıza da selamlarımız olsun, Sedat Başkan bizi izliyorsa, birçok yapıda da temsilcilikleriniz var artık. Bir gece yaptınız, orada konsolosların, ülke konsoloslarının dahi sizden haberdar olup geceye geldiğini, Sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanımızın da bağlandığı ve iyi dilek temellerini getirdiği programlar icra edildi. Biz yalın halde konuşmalarımızı yapıyoruz ama gönül isterdi ki arka ekranda da neler yapıldığını görsel hafızada da anlatmak isterdik. Ama odak size yönelsin isterim. Geçtiğimiz haftalarda kadın kollarıyla ilgili bir girişiminiz oldu, bir buluşma yaptınız. Ardından ben soruyu tek sormak istiyorum. Bölgenin kanaat önderleri, özellikle Çekmeköy merkezlisiniz. Kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları bir araya geldi, sizinle buluştu. Ardından 19 Ekim Muhtarlar Günü'ydü ki o zaman siz birebir muhtarlarla bir araya geldiniz. Hatta onları da dinleme fırsatınız oldu. Bunların hepsini ben dinlemek istiyorum. Nasıl bir toplantıydı, nasıl bir buluşma? Bu buluşmadan Asiyat ya da Yücel Yalçınkaya nasıl bir mesaj aldı? Nasıl bir mesaj verecek bize? Evet, öncelikle bu güzel soruya teşekkür ediyorum. Asiyat adı üstünde Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneğimiz. Bu derneğimiz milli, yerli ve gerçekten hiçbir şaibeye bulaşmamış, sicili temiz arkadaşlarımızdan kurulu, yani iş dünyasının içinde bulunan arkadaşlarımızdan bir araya gelerek kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşu. Ve bu sivil toplum kuruluşu ülkemizin gerektiğinde aksiyon alması konusunda, lobisel faaliyetler konusunda Avrupa'da, uluslararası arenada lobi yapabilecek yetenekli arkadaşlarımız var. Ve şu anda 22 ülkede temsilci arkadaşımız var. Avrupa'da, Balkanlar'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Orta Doğu'da ve gün geçtikçe de bunları bir şekilde büyütüyoruz. Ve 11 vilayetti, şu anda 13 vilayete çıktı. Dün Çanakkale'yi de kurmuş olduk. Yani hayırlı olsun. Bir anda. Tabii akademik olarak 14 üniversitemiz vardı. Üniversitelerimiz günden güne farklı alanda gelişiyor. İstanbul'un dışındaki üniversitelerden, Ankara'dan ve farklı vilayetlerden, işte Amasya'dan Samsun'a kadar üniversitelerde çalışmalarımız var. Bu şekilde bizim Asiyat'ın en önemli özelliklerinden birisi kadın girişimcileri konusunda eksiğimiz vardı. Burada şu anda iş dünyası kadın kolları başkanımızın atamasını yaptık. Doktor bir hanımefendi, girişimci, 2000'e yakın girişimci iş kadınıyla birlikte süreci yönetiyor. Ve Asiyat'ta, belki de Türkiye'de çok fazla olmayan aşamada, girişimcilik okulunu başlatıyoruz. Yani önümüzdeki hafta itibariyle biz kadın girişimciler, kadınların iş hayatına adapte olması, üretime adapte olması ve iş dünyasıyla kadın girişimcilerin ürettiklerinin ekonomiye katkı sağlama adına, ekonomiye
katkı olması ve hanımların evden çıkıp kendilerinin de üretim aşamalarında, iş dünyasında ve üreten yapıların içerisinde artık onların da bir anlamda katkılarının olacağı bir model de oluşturduk. Şimdi ASİAD'ın kadın kolları, başkanı ve yönetimleri de var. Gençlik kollarımızı da oluşturuyoruz. ASİAD içindeki iş adamlarıyla, birbirleriyle farklı sektörleri içinde barındıran, yani gıdadan, turizme, inşaattan, sağlık, her alanda, giyime kadar bütün arkadaşlarımızın olduğu bir sektör. Kendi yani sadece ticaret yapabilen. Sadece bir inşaat firması falan gibi değil yani orada. Gıda sektöründe olan var, özel okul olan var, tıp merkezi olan var, giyim olan var, farklı sektörlerde olan var. Bütün sektörlerde arkadaşlarımız var. Yine iş insanı olup bürokraside olanlar var. Siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Bir model gelecek nesillere bırakacağımız ve uluslararası arenada bizleri temsil edecek ekonomiye ve yatırımları ülkemize çekmeye çalışacak bir model dernek. Onu söylerken aklıma geldi. Dün mesela bana Rusya konsolosumuz 100. yılla ilgili mesaj atmıştı. Sayın Putin'le Cumhurbaşkanımızın birlikteki bir resmini attı bana dün. Mesela biz bütün konsoloslarımızla, yabancı ülkelerin konsoloslarıyla da bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımcıların ülkemize gelmesi ve Türkiye'den de yurt dışındaki çalışmaları yerinde inceleme adına çalışmalar da yapıyoruz. Bununla birlikte tabii sivil toplum kuruluşları, biraz önce bahsettiniz. Geçen hafta biz Çekmeköy'de bütün STK başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşu başkanları, iş insanları, esnaflar, kanaat önderleri ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Ve önümüzdeki 2024'te yerel seçimleri değerlendirdik. Filistin ve İsrail savaşları ile ilgili İsrail'in yapmış olduğu zulmü kınadık. Orada yine derneğimizde yaptık bunları. Bunun yanı sıra Muhtarlar Günü münasebetiyle bölgemizdeki muhtarlarla bir araya geldik. Onların yönetimleriyle mahallelerimize kattığı o güzel çalışmaları takdir ettik. Onların fikirlerini aldık. Onların bu ülkenin çok büyük, önemli zenginliklerinin ve demokrasinin yaşatılması ve devletin en önemli ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi adına da önemli görevlerinin olduklarını dinledik. Onlar da bizim için çok önemli muhtarlıklar. Bunun için ASİAD üzerine düşeni yapıyor. Ekonomiye katkı sağlama adına projeler geliştiriyor. Milli konularda inisiyatif alıyor. Kendisi hiçbir zaman devletine ihanet edenlerle bir araya gelmiyor. Devletinin yanında, devletinin yasalarına uyan, devletinin kurallarına uyan, devletiyle birlikte hareket eden, bayrağına, milletine, bağımsızlığına sadık olan ve bunlara inanan bir yapıdır ASİAD. Evet, şimdi ASİAD'da tabii herkes lider, liderlik farklı bir duygu. Yönetişimin içinde olmak farklı bir duygu. Yücel Yalçınkaya Ordular Derneği'ni kurduğunda Çekmeköy'de orduların bir arada olmasını, onlarca, yüzlerce, binlerce insanları grup grup halinde saymak gerekirse birçok programlara imza atıldı. Bir yandan Meclis üyeliğinde hakikaten orduların sesi oldu. ASİAD'da da böyle. İyi bir organizasyoncu, iyi bir yönetişimci ama ASİAD'da duyduğum bir ufak tefek sesler vardı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir Çekmeköy'de oturan birisi olarak, Sayın Başkan, yerel seçim geliyor. Biz sizi abi bildik. Biz sizi kardeş bildik. Biz sizi kendimize siyasi erk bildik diyen dostlarımızın olduğunu da biliyorum. Biraz da siyasi bir figür olmanızdan dolayı şunu, benim bir ordulu hemşerim olmak hasebiyle hoşuma gitti. Tertemiz bir sayfasınız. Biz sizde en ufak bir leke göremedik. Siz neden aday olmuyorsunuz diye soranlar da oldu. Efendim, biraz siyasete girmek istiyorum izninizle. Programımız hızla ilerliyor. Dolayısıyla 2024 yerel seçimleri giriyor. Ben lafı eveleyip gevelemek istemiyorum. Siz ve sizin gibi birçok değerlerimiz siyasetin içinde. Aslında biraz yol verilse birçok arkadaşımızın ulvi görevlerinin olacağını da biliyoruz. 2024 yerel seçimlerinde Yücel Yalçınkaya'yı görmek istiyoruz diyen
o güzel insanlar vardı. Ve biz de haberleştirdiğimiz 2019 yerel seçimlerinde binlerce kişilerin o tarihçiyle, o yol yürüyüşüyle bir müracaatınız oldu, adaylık süreciniz oldu. Aynı adaylık sürecini görecek miyiz ve yerel yönetimde var mısınız, aday mısınız? Öncelikle ben tabii şunu ifade etmek isterim. Bizim adayız veya varız dememizden ziyade bu toplumun, halkın, kanaat önderlerinin ve bizi sevenlerin ve bölgesinin daha farklı yönetilmesini, daha iyi yerlerde olmasını isteyenlerin duygu düşünceleridir tabii ki. Bu çok önemli bir konu. İnsanlar da bunu şimdi verebilmesi, sizlerin güzel yönetişim içinde bulunmanız ve o teveccühün de size yansıması aslında güzel bir onur, evet, gururdur. Ben Çekmeköy'de Ordulların kurulmasında inisiyatif alıp ve o gün geldiğimizde belki de 8-10 bin kişilik ordulu vardı. Biz o gün kalktık, dedik ya orduları kuralım, bir araya getirelim, işte köyleri kuralım, ilçeleri kuralım. Kurduk, ondan sonra orduları birbiriyle tanışsın, birbirleriyle kaynaşsın, birbirlerini, yani kendi arkadaşımın çocuğunu tanımıyorum, o benim çocuğumu tanımıyor veya birbirimizi tanımıyoruz. Metropol şehirdeyiz. Yani gurbet ellere gelmişiz. Tabii. 900 kilometre uzaklıkta bir yere gelmişsiniz ve burada yaşıyorsunuz. Hemşerilerinizi bilmiyorsunuz. Bir toplumsal bir kültür var. Kendi yani kültürlerinizin yaşatılması, insanların bir araya gelmesi, cenazelerinizde, düğünlerinizde, davetlerinizde, hastalarınızda insanların birbirine el atması ve birbirleriyle kaynaşması adına ben bunları yapmaya kendime bunu bir rol olarak vefa aldım aslında yani. Bir de tabii ki bu içimden gelerek yaptım. Bunu severek de yaptım. Arkadaşlarımızı aldık ama Çekmeköy'de öyle işler yaptık ki biz. Yani buradan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Destek olanlara da teşekkür ediyorum. Yani bize siyasi anlamda destek olanlara da teşekkür ediyorum. Biz stadyumda 10 bin kişilik program yaptık. Çekmeköy gibi bir yerde 10 bin kişilik stadyumda program yaptık. Yani İstanbul'da belki çok görülen bir şey değil. 3000, 5000, 2000 kişilik geceler yaptık. Köy derneklerimiz, ilçe derneklerimiz, il derneklerimiz bir araya geldik. Hepimiz birbirimizi tanıdık. Hepimiz zor günlerde bir araya geldik. Bunlar çok önemliydi. O zaman şimdi bir anekdot virgül koymak istiyorum. 2014 yerel seçimlerinde yine siz adaysınız. Biz de sunuma yeni adım atıyoruz. O gecenin sunumunda da bize görevler verildi. Tabii o gün sahneyi gördüğümde, evet, ordular çok iyi yerde. Söylemini buldum. Tahsin abi bizi izliyorsa, evet, o da selamını göndermişti. Tahsin Çoban'la biz ailemizle birlikte sizin o gecenizde hemşerimizin yanında olalım dediğimizde biz ailece oturacak yeri bulamadık ve salonlar tıklım tıklım doluydu. Yani o günden bugüne çok şeyler değişti. Yine dediğimiz gibi bir abi, bir rol model olmanız açısından ordular arkanızda ve biz biraz daha net olalım, dik olalım. Birilerinin İkinci, üçüncü numarası olmayalım. Biz bir numara olalım. Ve Çekmeköy'de bir numara olacak siz gibi diğer arkadaşlarımızın da hemşerilerimizin de ismini duymak mümkün. Ben Yücel Yalçınkaya özelinde biraz daha net sormak istiyorum. Efendim, size halk sizi görmek istiyor. Ordular sizi görmek istiyor. Sizin tabii ki mütevazi duruşunuz, her zaman onu sevgiliyorsunuz ama var mısınız yok musunuz efendim? Yerel yönetimde bunu bir net konuşalım. Yani bu program milat olsun. Biz de sizin arkanızdan gidelim. Televizyon sizin, canlı yayın sizin. Buyurun, yani sizin arkanızdayız. Şimdi burada Murat kardeşim, Çekmeköy'de sadece ordular yaşamıyor. Çekmeköy'de Sivaslılar da yaşıyor. Tokatlılar da yaşıyor, Giresunlular da yaşıyor. 81 vilayetten insanlar yaşıyor. Her geçen gün nüfusu biz da biz sadece Çekmeköy'de ordulu değil, Çekmeköylüyüz. Ve Çekmeköy'de yaşayan tüm hemşerilerimizin hemşerisiyiz. Ve ben ordulular dışında, ordulu hemşerilerimin dışında Çekmeköy'de İl Dernekler Platformu'nu da kuran bir isimim. 10 tane vilayeti bir araya getirip Çekmeköy'de model olan ve sivil toplum kuruluşları konusunda Türkiye'de model olan İl Dernekler Platformu'nun ilk kurucusuyum ben. 10 vilayeti bir araya getirdim. Binlerce insanla bir araya geldik. Karslısından Sivaslısına, Tokatlısından Erzurumlusuna, Sinoplusundan Ordulusuna. Bunları biz bir araya getirirken, "Aa, Yücel Yalçınkaya ne yapıyor?" dediler. Ne yapıyor dediler. Yani biz cesurca adımlar attık. Biz cesurca adımlar attık. Kimseden korkmadık. Çünkü korkacak bir şeyimiz yoktu bizim. Biz doğru şeyler yaptığımız için gittik. Ve o insanlarla da bugün
çok güzel dostluklarımız var. Çok güzel yollar yürüdük. Spor kulüplerini kurduk. Yani kendimiz spor kulüplerini kurduk. Buraya geldiğimizde, şimdi Çekmeköy'de, tabii ki demografik yapısı itibariyle İstanbul'da Ordulular 800 bin Ordulu var. Aslında belirleyici yani, unsur. Şimdi yani İstanbul'da 800 bin Ordulu'nun olduğu yerde siz İstanbul'da milletvekili döneminde adaylarınız, milletvekili adaylarınız olmamış. Yani Ordulara kim sahip çıktı? Kim sahip çıkıyor? Yani Orduların elinden tutan, lobi yapan, Orduları gerektiğinde Cumhurbaşkanımıza götüren veya gerektiğinde diğer liderlere, siyasi partilerin genel başkanlarına götüren kimler var diye baktığımızda belki birkaç kişidir, haklarını almak istemiyorum ama. Lobimizin eksikliğinden yani, bahsediyorsunuz. Tabii ki lobisi yok yani. Ordular şimdi 800 bin ordunun İstanbul'da yaşayıp da orduların bir yerde olamaması, orduların milletvekilleri, orduların bürokratları, orduların belediye başkanları, üst düzey yöneticileri olmaması yani bir yani benim için kanayan bir yara yani. Kimse kusura bakmasın yani. Kimse kusura bakmasın. Ordular yat diyorsunuz yatıyor. Alkışla diyorsunuz alkışlıyor. Koş diyorsunuz koşuyor. Gel diyorsunuz geliyor. E kardeşim ne var yani ordular artık yani ekonomisi yerinde, üniversiteleri okumuş, eğitimi çok donanımlı, yetişmiş siyasi arkadaşlarımız var. Yani bu arkadaşlarımızın hiç mi yeteneği yok? Biraz önce dediniz yani şimdi biz ordularla ilgili yani 3000 5000 kişilik geceler yaparken yanında çay içmeye adam bulamayan adamların makam mevkilerini görseniz yani. Kusura bakmasınlar. Çay içmeye adam bulamayan, arkadaş bulamayanlar en önemli koltuklara gelmiş. Ordular derneklerde toplanın biz geliyoruz. Hazırlanın biz şunu konuşturacağız. Yok öyle bir şey. 2024 ordular için bir dönüm noktasıdır. Dönüm noktasıdır. Yücel Yalçınkaya için 3 dakikamız şimdi, kaldı. Ben o cevabı almak istiyorum efendim. Yücel Yalçınkaya bu milletin Çekmeköy'ün evladıdır, kardeşidir. Onlarla yol yürümüştür, siyaset yapmıştır. Yücel Yalçınkaya kimsenin alın terine elini uzatmaz. Biz diyoruz ki yetimin, öksüzün, kimsesizin, şehidin malına, mülküne elini uzatanlarla bizim işimiz yok. Bayrağına, kamunun malına elini uzatanlarla işimiz yok. Biz alın terimizde sahaya çıkarız, cesurca varız deriz. Milletimiz bizi desteklerse, yanımızda olursa, bize güvenirse, inanırsa biz o an geldi onu ama. Yaparız. Daha neyi bekleyeceğiz? O an geldi efendim. Beklemiyoruz. Müracaatlar başladı. Beklemiyoruz. Peki ne zaman biz müracaat? Biz istişarelerimizi yapıyoruz. Sona geldik ama. İstişarelerimizi yapıyoruz. Yapacağımız istişareler var. Ondan sonra Yücel Yalçınkaya'yı Çekmeköy Ordulular tanır. Yücel Yalçınkaya cesur bir adamdır. Savaşçı bir adamdır. Savaşçı ruhlu bir adamdır. Yani her konuda mücadelesini yapmaya vardır ve yapacaktır. Onun için ben hemşerilerimden hemşerilerini her platformda desteklesinler. Ama liyakatlı, düzgün, ilkeli, dürüst olanları. Onun için İstanbul bir metropol. İstanbul'da 81 vilayetten insanlarımız var. Bütün insanlarımız da birlik, beraberlik içerisinde. Yücel Yalçınkaya birleştirici bir güçtür. Yücel Yalçınkaya toplumsal birlikteliği sağlamaya çalışan ilkeli, dürüst ve onlarla birlikte yürümeyi seven, bayrağına, vatanına aşık bir insandır. Onun için biz diyoruz ki Yücel Yalçınkaya'yı izlemeye devam etsinler. Biz mücadelemizi vereceğiz. Yani biz mücadelemizi verdikten sonra takdir onların. Yine yani, siyasi liderlere kalıyor. Siyasi liderler de aslında bölgenizde hem oluşumlar var. Vatandaşlar da şunu istiyor. Yücel bizimdir. Yücel bizim bölgemizin siyasetçisidir ve diğer partiler de şunu söylüyor. Çekmeköy'ü Çekmeköylüler yönetsin. Yani bölgede oturduğunuz, siyaset yaptığınız için söylüyorum. Çekmeköy'ü Çekmeköylüler yönetsin derseniz siz buna nasıl ilaveler yapacaksınız? Bir iki dakikalık cümleyle de son söz bitirmiş olalım. Çekmeköy'ü Çekmeköylüler yönetsin cümlesi aslında nasıl algıladığınızla ilgili. Çekmeköy'de yaşayan, siyaset yapan, toplumun tanıdığı, caddesinden halkına kadar bilen, oranın bütün yapılarıyla, kültürleriyle hem birlikte olmuş ve Çekmeköy'ün bütün dinamiklerini tanıyan esnafını, halkını, siyasetçisini,
esnafını, iş adamını, STK'larını, muhtarlarını tanıyan, bunlarla işbirliği içerisinde olan, o sınırlar içerisinde yaşayıp o kültürü bilen, o bölgenin yapılarını bilen insanlar vatandaşın dertleriyle dertlenen ve kalkıp herhal da olan. Çekmeköy'ün dışından örnek veriyorum. X bir ilçeden, yani bugün orada siyasetçi yoksa taşıma olabilir. Taşıma bir aday olmasın. Ama başka isimler demiyoruz. Çekmeköy'ün içinde siyaset yapacak liyakatte insanlarımız var. Var. Biz tabii bu konuda hadsizlik yapmak bizim şey değil. Biz siyasette karar verici merkezler ve mekanizmalar değiliz. Biz diyoruz ya, biz 10 bin, ben 3 bin kişiyle müracaat yapmıştım. Nasip olmadı, mevcut belediye başkanımız oldu. Yani biz de çıktık çalıştık partimiz diye. Biz şimdi şöyle de bir durum var. Artık yerel yönetimler yerinde yönetmek. Ya halkın zaten adı üstünde yerel yönetimler. Yerel yönetimler dediğinizde o bölgenin yereliyle birlikte yöneticilerinin birlikte hareket ederek orayı yönetmeli. Yönetimi, ekonomisi tabii. Ve bütün ama etkinliği orada olsun. Son dönemlerde şöyle bir şey var. Bunu da ifade ediyorum. Toparlayıp kapatalım. Yücel Yalçınkaya olarak şunu ifade ediyorum. İstanbul'da orduların temsilcisi de olarak birçok dernekte, vakıfta, spor kulübünün içinde yer almış bir kardeşiniz olarak. Diyorum ki benim ortağım, finansörüm, şunun bunun yok. Benim bir inandığım Allah'ım var. Bir de sizin gibi beni seven dostlarım var. Onlarla birlikte varım. Onlarla birlikte yürümeye de hazırım. O zaman şunu anlıyoruz. 2024 yerel seçimleri için hazırım. Son noktayı da koymadım. Danışacağım, istişare edeceğim yerler var dediniz ama evet. Ben şunu anlıyorum. 2024 yerel seçimlerde Yücel Yalçınkaya biz buradan duyuralım. Aday adayı hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Yani inşallah biz her daim arkanızdayız. Arkadaşlar da yine son söz 300 bin Çekmeköylü'nün isteği talebidir. Adaylarını belirleyecek olan siyasi lider de bu ülkede Mehmet Muaz abi, sizin ifade ettiğiniz gibi vatandaşın isteklerini, taleplerini siyasi liderlerin duymasını istiyoruz demiş. Biz vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Güzel bir program geçti. Tadına doyum olmadı. Bir ısırık aldık resmen tabiriyle. Çok teşekkür ederim. Ama bunun devamı ne zaman? İlk adaylık süreciniz olduğunda, başvurunuzun ardından nasıl bir yönetişim bizi bekliyor, nasıl bir yönetici göreceğiz diye bu soruyu şimdiden nişan olarak atmış olalım. İlerleyen programlarda da inşallah yeniden konuk etmek isteriz. Ben teşekkür ediyorum. Renk kattınız, teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu güzel moderatörlüğünüzden dolayı da sizlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, kıymetli bir program oldu. Doyamadık ama inşallah dediğimiz gibi ordular adına, bölgemiz adına Yücel Yalçınkaya ismi inşallah diğer adaylarımızın da bölgede yönetime haiz olan arkadaşlarımızın da siyasette varlığını görmek bizi mutlu eder. Hayırlı olsun diyelim. Haftaya yine bir başka konuğumuzla karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Özgür Danışmanlık konuşuyorumu sundu.